İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin açıklaması. Amaras Manastır Kompleksinin restorasyonunun son aşamasındaki inşaat çalışmaları devam ediyor. Batı Ermenistan'daki Ani mağaralarının sırları. Nikol Paşinyan, Azerbaycan, Artsakh Dağlı Karabağ sorununun çözüldüğüne inanmaktadır ancak bu, Ermenistan Cumhuriyeti ve uluslararası toplumun konumuyla çelişiyor. Bağış'ta Ararat Krallığı'nın Kef Kalesi'nin mutfağı bulundu. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Avakvank Köyü. Yolcu adlı tiyatro grubunun parlak başarısı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi 26 Ağustos 2022'de Artsakh'ın Berzor, Ahavno ve Sus yerleşimlerinde meydana gelen olaylara atıfta bulunarak bir açıklama yaptı. Ermenistan'ın Artsakh eyaleti uluslararası hukuka göre 1920'den beri Ermenistan devletinin bir parçasıdır ve bunun devamı bugünkü Batı Ermenistan Cumhuriyeti'dir. 25 Şubat 2021'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti tarafından kabul edilen yasaya göre Artsakh tüm toprakları ile Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin özerk bir eyaletidir. 1991 yılında kurulan Ermenistan Cumhuriyeti'nin Artsakh'ın yerli halkını temsil etmek için hiçbir yasal dayanağı yoktur. Bu nedenle Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya ve Azerbaycan liderleri tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan belgenin hiçbir yasal gücü yoktur. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu, Berzor, Ahavno ve Sus köylerinin yerli Ermeni halkının zorunlu göçe yol açan zorla yerinden edilmesini şiddetle kınıyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti işlenen yasa dışı eylemleri dikkate alarak kendisine ait olan Artsakh eyaletinin topraklarını kurtarma hakkını ilan eder. 5 Eylül 2022 Garin. 2019 yılının Eylül ayında başlayan Artsakh'ın Amaras Manastır Kompleksinin restorasyon projesi artık son 3. aşamasında bulunuyor. Luis adlı vakıf Nüfs AYM'e manastır kompleksinin restorasyon çalışmalarının toplam hacminin yaklaşık 420 milyon Ermeni dramı olduğunu ve şimdiye kadar çalışmaların 276 milyon Ermeni dramı ile tamamlanmış olduğunu bildirdi. Çalışmaların, tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonu konusunda uzmanlaşmış bir proje organizasyonu tarafından denetlendiğini hatırlatalım. Projenin genel olarak tamamlanması 2023 yılının bahar aylarında planlanıyor. Projenin amacı bugün Artsakh'ın Hristiyan değerlerini korumanın ön saflarında yer alan Ermeni halkı için en önemli tarihi ve kültürel öneme sahip anıta yeni bir soluk vererek kompleksin tam kullanımı için gerekli tüm koşulları yaratmaktır. Birkaç yanı derin vadilerle çevrili olan Batı Ermenistan'ın tarihi başkenti Ani'de insanlar tarafından yerleşim yeri olarak kullanılan mağaralarda bulunur. Bu mağaralarda 2-3 katlı odalar, geniş salonlar, kiliseler, depolar, dükkanlar, mezarlar ve uzun tüneller vardı. Ani mağaralarının incelenmesine 20. yüzyılın başlarında başlandı. Bu mağaralardan birinde Zakaryan dönemine ait Ani'nin zengin şehzadelerinden Dikran Honetsi Hanedanı'nın mezarlığı ve kilisesi de bulunmuştur. İkincisi özellikle freksleriyle dikkat çekmektedir. 1907 yılında yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan küçük bir kız mezarı korunmuş halde bulundu ve burada kızın ipek ve altın iplikle işlenmiş güzel elbisesi, aslan figürlü süslü bir başörtüsü ve kuş figürlü süslü bir yastık bulunmuştur. Bu arada bu elbise Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi'nde sergileniyor. Ani mağaralarında güvercinlikler özellikle dikkat çekicidir. Bu tür güvercin kafeslerine hem Ani mağaraları yerleşiminde hem de bir dizi başka komşu ülkelerde de rastlanmıştır. Eski çağlardan beri insanların çeşitli amaçlarla posta, etlik vesaire güvercin yetiştirdiği bilinmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Vladivostok Ermeni toplumu ile yaptığı görüşme sırasında dile getirdiği konuşmada, Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Avrupa Konseyi liderlerinin Brüksel'deki üçlü toplantısı sırasında Ermeni tarafını ilgilendiren en önemli konularda ortak tavırlar belirlemek mümkün olmadı, dedi. Başbakan Paşinyan, söz konusu olan özellikle Artsakh Dağlı Karabağ sorunu, Azerbaycan'ın bakış açısı nedir?
Onlar Artsakh Dağlı Karabağ sorununun çözüldüğüne ve tartışacak başka bir şey olmadığına inanıyorlar. Bizim pozisyonumuz ve tabii ki uluslararası toplumun pozisyonu Azerbaycan'ın pozisyonu ile örtüşmemektedir. Bu pozisyonun özellikle Rusya Federasyonu tarafından paylaşılmadığı açıktır. Rusya'ya yaptığım resmi ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı ve ben, Artsakh Dağlı Karabağ sorununun çözümü yönünde işbirliği yapmamız gerektiğinin kaydedildiği bir bildiriye imza attık. Başka bir deyişle Rusya, çözülmesi gereken bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Ve bu mantıklı. Çünkü sorun olmasaydı Rus barış güçleri Artsakh Dağlı Karabağ'da olmazdı, dedi. Batı Ermenistan'daki Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde Urartular dönemine ait 2700 yıllık Kef Kalesi'nde süren arkeoloji kazılarında mutfak ve hizmet odaları tespit edildi. Urartu Kralı 2. Rus'a tarafından Süphanda eteğindeki Van Gölü'ne hakim tepeye inşa edilen Kef Kalesi'nde 50 yıl aradan sonra geçen yıl başlanan kazılar, Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor İsmail Coşkun'un bilimsel danışmanlığında yürütülüyor. Kazılarda bu yıl fil ayakları olarak adlandırılan kale kolonlarında Urartu mavisi olarak isimlendirilen boyaları, kalenin batı kısmında da mutfak ve hizmet odaları tespit edildi. Taştan yapılmış dikdörtgen planlı yeni bir mimari yapının 70-80 santimetre yüksekliğindeki duvarlarını da ortaya çıkardıklarını belirten Coşkun, yapının M.Ö. 2700 yılına tarihlendirildiğini kaydetti. Coşkun, yapının içindeki bulgulardan buranın mutfak olabileceğini değerlendiriyoruz. Kalenin 100'den fazla odasının olduğunu düşünüyoruz, dedi. Avakbank köyü, Batı Ermenistan'ın Karin eyaletinin Kamah ilinde bulunuyordu. Köyde aynı adı taşıyan Avakbank Manastırı bulunuyordu. Manastır 13. yüzyılın başında önemli bir yazı ve sanat merkezi haline geldi. Günümüze dek 1201 yılında basılan iki resimli İncil ve 1200-1202 yılları arasında oluşturulan ünlü el yazımı parşömen Muşo Carındir adlı kitap korundu. 13. yüzyılın başlarında manastırın 4 kilisesi vardı. Surp Asvazazin, Surp Tadeos, Surp Garabet ve Surp Stepanos. 1230 yılından bu yana Celaleddin çetelerinin tahribatı sonucu Avakbank Manastırı ziyaretçilere kapandı. 14. yüzyılda Rahip Mofses Yerzingatsi'nin çabalarıyla yeniden açıldı ve Yüksek Öğretim Kurulu haline geldi. 1460'lı yılların başında Başpapaz Hovannes Hamşentsi himayesinde üniversiteye dönüştürülmüştür. 1915 yılına kadar Büyük Manastır'ın bir kütüphanesi, geniş arazileri, bahçesi, ormanı ve değirmeni vardı. Kompleksinde yarı yıkılmış 3 kilise korunmuştur. Avakbank Manastırı Kütüphanesi ile 1915'e kadar ayakta kaldı. İlçenin önemli gümüş, bakır ve demir madenleri vardı. Nüfus, tarım, çiftçilik, tahıl, sebze, pamuk, meyve ağaçları ve üzüm yetiştiriciliği ile uğraştı. 20. yüzyılın başlarında sadece Avakbank köyünden değil tüm Kamah ilçesinden 8000'den fazla Ermeni yok edildi ve sadece az sayıda Ermeni Batı Fırat'ın kıyılarında yer alan Liçk adlı yerleşimin yakınındaki dağlara sığınmayı başardı. Daha sonra 1917'ye kadar hayatta kalan önemli sayıda Ermeni Yerzinka'ya geçerek kendilerini kurtarabildi ve oradan Doğu Ermenistan'a ve başka yerlere sığındı. Bugün köyde Kürtler ve onların yanında ana vatanlarından hiç ayrılmamış Kürtleşmiş Ermeniler yaşamaktadır. Yolcu adlı tiyatro grubu tarafından sahnelenen Gomidas adlı oyun Yerevan Deneysel Sanat Merkezi'nde büyük bir başarı ile sunuldu. Rantlik Vakfı'nın desteklediği gösteri Yerevan'daki tiyatrosever çevrelerde ilgi uyandırdı. Hagop Mamigonyan yönetimindeki Lusavoruç Korosu'nun katılımıyla gerçekleşen bu son derece etkileyici performansın yaratıcıları Yerevan Panteonu'nu da ziyaret etti ve Büyük Gomidas'ın ölümsüz anısına saygıda bulundu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1909-1990 yıllarında yaşamış Aşuh Şahen'in Jirail Arzumanyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Angin Yarıs adlı eseri sunuyoruz. Angin Yarıs nare zahkent
garlandes, sanki yaras nore, zahir garlandes, yere setsen zahik uçmaz eder bak. Arabut vaçakmak, arşa büysi bes, arabut vaçakmak, arşa büysi bes, yere sekeletik, hak hiç neler bak. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.